Marketten yerli bir ürün alarak İsrail boykotuna katıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Hangi ürünü alırsanız alın, ödemeyi bunlarla yaptıysanız İsrail'e destek oldunuz demektir. Mastercard 7 Ekim'den bu yana iki Siyonist kurum için 2 milyon dolarlık bağış topladı. Visa'nın bağlı olduğu Bank of America'da İsrail'e 1 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Bugün banka veya kredi kartıyla yaptığımız harcamanın %3'ü buraya gidiyor. 100 liralık bir kahvenin 3 lirası. Önceki yıl Türkiye'de 3 trilyonluk kredi kartı harcaması yapıldı. Mastercard dünya genelinde 22 milyar, Visa'da 29 milyar dolar kar elde etti. Peki parasını Siyonistlere kaptırmak istemeyenler ne yapmalı? Bankanızdan Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy'u talep edebilirsiniz. Troy tıpkı Mastercard ve Visa'da olduğu gibi kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunuyor. Kartla ATM'den para çekebilir, post cihazından ödeme yapabilir, internet alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Yurt dışı alışverişlerinizde ise hala Mastercard ya da Visa'ya mecbursunuz. Troy'u uluslararası alışveriş sistemiyle uyumlu hale getirmeyen de yine ikili tekel Mastercard ve Visa. Bu arada Troy'un İsrail'li muadili İsrakart için böyle bir kısıtlama yok. Sonuç olarak küreselcilerin bu dayatmasından kurtulmak için ürün boykotundan önce cüzdanımızı millileştirerek yola koyulabiliriz.